Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla tekrardan beraber olacağız. Evet arkadaşlar, farklı bir konuyla, farklı bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Başlıkta da gördüğünüz üzere bu videonun başlığını Gizemli Defineciler olarak açtım. Sebebini videoyu izledikten sonra anlayacaksınız. Umarım videoyu beğenir. Umarım keyifle dinler ve izlersiniz. Dilerseniz buyurun konumuza başlayalım arkadaşlar. Gizeme bu denli meraklı bir topluluk olan defineciler arasında paranoyaya varan inançlara sıkça rastlamak mümkündür. Mesailerinin büyük bir kısmı işaretleri ve izleri çözmek üzerine kurulmuştur. Farklı batil inançların kulaktan dolma bilgilerin, definecilerin karar alma aşamaslarında ciddi rol oynamıştır. Taşların ve kayaların üzerindeki su çatlaklarının, yosun izlerinin ifade ettiği anlamlar, definecilerin dünyasında bitmek bilmeyen sohbetlere her zaman konu olmuştur. Herhangi bir kaya üzerindeki rastlantısal bir çizgi bir anda, 7 basamaklı merdivenden mahsene inilir veya kral mezarı işareti olabilir. Yerin sadece 20 cm altını tarayabilen dedektörlerle yapılan üstün körü bir araştırmanın ardından bile metrelerce kazı yapılmasına neden olabilir. Buna benzer evde kendi imkanlarıyla yaptıkları boşluk bulma çubukları ile yer tespit edip metrelerce kazı yapmalarının da nedendir. Yıllar önce gayrimüslimlerin terk ettikleri evlere giriliyor, evdeki eşyaların diziliminden var olmayan bir haziranın yerine hükmediliyor ve evler temellerine kadar kazılıyor. Anadolu'da kilise apsislerinin büyük bir kısmı apsis altında para saklandığına dair mesnetsiz inançla kazılmış tahrip edilmiş durumdadır. Deli saçması komple teorilerinin giderek normalleştiği ve özellikle meşrulaştığı ülkemizdeki düşünce iklimi definecilik gibi gizemciliğe dayanan talan hareketlerini besleyen önemli bir kaynak. Ana akım televizyon kanallarında, devletin yayın organlarında dahi kendisine yer bulan okültist programlar sırlar dünyasından hitap ettiği izlenimi yaratan popüler kültür ürünlerinin defineciliğin Türkiye'de edindiği olumlu yeri sağlamlaştırır. Definecilik dünyasında bu tip yayınların etkisi çok yüksektir. Mesela papaz büyüleriyle kapanmış sırlı hazineler, bir kayanın üstünde ikindi vakti kaç kuşun toplandığından yola çıkıp altın küplerinin kaç metre derine gömüldüğünün yorumlanması ya da cinler tarafından kazı yapılan alandan kovulan definici tanıklıkları bu dünyada son derece olan karşılanıyor. Bu tip gizemci anlatılara, defini işaretleri ismiyle oluşturulmuş sosyal medya grupları ve forumlarda bol bol rastlayabiliriz. Türkiye'de son yıllarda hummalı bir çalışma ile inşa edilen kutlu geçmiş düşüncesi definecilikle paralellikler gösterir. Bu kutlu geçmiş tasavvuruna uygun şekilde tasarlanıp pazara tüketim malzemesi olarak çıkan tılsımlı yüzüklere, derin anlam ifade ettiğine inanılan işaretlere, sahip objelere muhafazakar dünyada yoğun bir ilgi duyulur. Meşrutiyetini tarihsel ilahi kaynaklardan alan bir iktidarın arzusu aslında Türkiye'de yaşayan pek çok insanın definecilerle birlikte aynı yeri kazdığını gösteriyor. Tarihi eserlere ve geçmişe duyulan ilgi aslında estetik kaygılardan ya da koleksiyon erlikten beslenmiyor. Türkiye'de tarihe dair her şey yalnızca bir iktidar ve güç kaynağı olduğu sürece kıymet görüyor. Definecilerin tarihi bilen ancak bilincine vakıf olamayan insanlardan oluşmasına neden oluyor. Bundan 2-3 yıl önce Batman Baraj Gölü'nün çekilmesiyle bölgedeki Ermeni mezarlığının definecilikle meşgul olmayan köylerce kazılarak yağmalanması bunun basit bir örneğidir. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olmanızı sizden rica ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.